Emekliye verilen zam zam değil. Harcamasını bilene, kullanmasını bilene çok iyi. Böyle az emekli maaşı olanlara sorarsam en aşağıda asgari ücretin seviyesinde olması lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün %25 olarak açıkladığı memur ve emekli maaşları artış oranının %30 olarak uygulanacağını duyurdu. Buna göre en düşük emekli maaşı 5500 lira, en düşük memur maaşı 11848 lira oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nerede olmuş yani? Öyle ya, nerede olmuş? Asgari ücrete 3 milyon fazladan zam verdi. Emekliyi de daban fakiri ezmek istiyorlar yani. Açık konuşayım. Fakir sen yerinden kalkma diyor. Zengin olacak. Zenginin malı para diyor. Fakir perişan durumda. Eline sağlık yani verdiği zam biliyor mu verdi? Ağzından duyduk mu biz? Bilmiyor. Ben duymadım. Vallahi ne verirse versin fakir perişan. Ne oldu? Ev kiraları kaça çıktı? En düşük ev kiraları 2 milyon. Verdiğim maaş nereye yetecek? Elektriğe mi yetecek? Doğalgaza mı yetecek? Karnını mı doyuracak? Bir ay nerede şey? Hadi 2 tane de çocuk oku diyorsa ne yapacak bu vatandaş? Öyle nereye yetecek yani? O zaman mendil sersin, deşirsin onları. Bu çocuk okudan veyahut da çocuğa ev verecek, oğlan mı ev verecek, kız mı gelin edecek. Bunlar ne yapacak yani bu verdiği maaşını? Vallahi onlara yetersiz o. 5500'üne imkan yok geçirmelerine onların. Onlara biraz daha fazla vermeleri gerekiyordu. Onu da yapmadılar. Piyasayı herkes biliyor yani, marketlerdeki indirim diyorlar, hiç alakası yok. En düşük emekli maaşı en azından 8-9 olması lazım. Asgari ücretin dengine çıkması lazım. Ben 25 yıl oldu emekli olalı, aldığımız belli yani. 5,5-6. Verdiği zam neye yarar? Piyasa uçtu gitti. Burada bir haksız adaletsizlik yapıyor başbakanımız. Kendim için konuşursam ben memnunum. Şimdi şuna soracağım. Bana değil de. Ben hiç memnun değilim. Bak, şu arkadaşı soracağım. Benim maaşım çok şükür beni idare ediyor. Şimdi bu şeylere sorarsam, böyle az emekli maaşı olanlara sorarsam en aşağıda asgari ücretin seviyesinde olması lazım. Ben memnun değilim. Neden derseniz 11 senelik emekliyim. Şu anda gelen zamla birlikte 5250 lira oldu. Ha, 25 diyebiliyorum. 25 hesapladığınız zaman 1200 lira falan tekabül ediyordu. O da yani yeterli değil yani şu şartlara göre. Yine de az var. Yani düşük alanda çok yani. Piyasaya %300 zam geldi. Verilen %67 ne oldular ki? Ya %90'a yakın zam geldi. Bir yıl içinde emekliye. Öyle değil mi? Piyasaya %300 zam geldi yani. Adam diyor giden sene 4250 lira asgari ücret alıyordum diyor. Aldığım gıda maddesi veyahut da ihtiyaçlarım diyor. Şimdi 8,5 liraya alamıyorum diyor. Peki 6 ay sonra yine verecek maaş. Kaçtı bak işine gelmedi. 6 ay sonra yine verecek ya. Adam niyetsin hepsini yani kasayı boşaltsın bize mi versin? Ben de emekliyim. Bağkur emeklisiyim hem. 4600 lira alıyorum. Şimdi 6 milyon lira oldu. 6 ay sonra yine verecek. İyi çok şükür. Ne olacak başka? Bundan iyisi olmaz. Bundan iyisi can sağlığı. Bayram şeyi de veriyor, ikramiyesi de veriyor iki bayramda. Efendime söyleyeyim. Daha başka ne yapacak ya adam? Harcamasını bilene, kullanmasını bilene çok iyi. Bunların beyinleri yıkanmış, beyinleri başka illere dağılmış. Yok şu, yok bu, yok efendime söyleyeyim az. Hazineye ona mı verecek? Devlette olacak ki devlette millete verecek. Devlette olmazsa al bir ton uçağımız yapılıyor, helikopterimiz yapılıyor, doğal gazımız çıkıyor, benzinimiz çıkıyor efendime söyleyeyim. Bunlar ne olacak? Yollar ne olacak? Kayseri 20 senenin içinde Kayseri oldu, Türkiye oldu. Türkiye kim ne biliyordu? Türkiye kimse bilmiyordu. Emekliye eksik verdiler. Ben buna rağmen yine hükümeti desteklerim. Ama emekliye verilen zam zam değil.
He, adam emekli, 4000 lira kira verecek. Nasıl geçinecek bu adam? Nasıl geçinecek bu adam? Çoluğu var, çocuğu var veyahut da var oğlu var. Zaten gençler anayı babanın emeklinin parasını yiyorlar. Şu gençler var ya, Z kuşağı dedikleri. Hazırda da alışmışlar. İş yok, güç yok. Lay lay lon bir hayat istiyorlar. E zaten gariban emekli zar zor geçiniyor. Ona rağmen parasını çoluğuna çocuğuna yediriyor. Yani ben zannediyordum ki %15 artı 25, %40 eder. İdare ederdi. Ama toplamı herhalde %25'miş. %15. 30 metreler. Yani 30 bile az. Yani emekli 30 bile az. Ya yani ben bir dul değilim ki ya. Ben dullu bir kadın, dullu bir erkek değilim ki. Benim çoluğum var, çocuğum var, etrafım, geçimim var. Ha buna da rağmen Türkiye'nin refahı için gene götür AK Parti'yi veririm. O da ayrı mesele. Bak o da çünkü niye? Bu memlekette huzur var. Bak bu memlekette yani mesele vatan millet Sakarya meselesi. Başka bir şey değil. Az yetişmiyor. Her şeye bağlı. Enflasyon yüksek. Çarşıya gidiyorum. Aldığın şeyi bu ellerinde etiket yapıştırıp diyorlar. Yani bunu aldığını yarın alamıyorum. Her gün zam yetişmiyor yani yetişmiyor. Biraz daha zam versinler ya emekli maaşı. 30'a yükselse ne olacak? %100 verse daha iyi. Az. Ne bileyim Allah kolaylık versin diyeyim. Allah yardımcılar olsun. Hangi hükümet olursa olsun biraz zam yapsınlar yani. Bu emekli 3500-4000 lirayla 4500 lirayla nasıl geçinecek? Simit çay alabilir mi acaba? Hiçbir şey değil. Ekmeğin yanına varılmıyor. Yarın ekmek 6 lira olacak. Eve 5 tane, 8 tane, 10 tane ekmek alıyorsam halim ne olur ben? O para yeter mi acaba? Sadece ekmez. Soğan, patates almıyorum yanına. O şekilde. Onun için protesto ediyorum ben.